Kıymetli izleyicilerim, Erzurum Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde Hayvan Hastanesi'nde röportajlarımız devam ediyor, izlenimlerimiz devam ediyor. Sizler için önemli olduğunu düşündüğümüz her şeyi çekiyoruz. Şimdi Profesör Doktor Doğum ve Jinekoloji Uzmanı Profesör Doktor Armağan Çolak hocam yanımda. Önümüzdeki tabii bu bölge itibariyle söylüyorum. Önümüzdeki Ocak, Şubat, Mart ayı itibariyle bu bölgede doğum sezonu. Yani hayvanlar bu bölgede belli mevsimlerde doğuyorlar ki annesiyle birlikte mera imkanlarından daha fazla istifade etsin diye böyle bir toplulaştırma söz konusu. Hocamı yakalamışken şunu soralım dedik. Az önce diğer bölümde izlemişsinizdir belki, büyük bir buzağı geldi. Hayvan sahibi doğum esnasında kendisi müdahale ettiği için, hayvanı doğurtmakta zorlandığı için hayvanın ön bileklerinde kırılma meydana gelmiş. Ben olayı görünce sordum hayvan sahibine, annesinin düve olduğunu, sünni tohumlamayla tohumlandığını, fakat doğum sonrası yavruyu çıkaramadıklarını, yavrunun normalden büyük olduğunu, bu sebeple ancak sezeryan yaparak çıkardıklarını, ameliyat bittikten sonra da hayvanın hemen bir sonraki problemle, hipokasemi ile karşılaştığını, hayvanın yattığını, muhtemelen de yani yüksek ihtimalle de o hayvan mezbaya gidecek, kurtulamayacak. Peki burada nasıl bir hata yaptık da biz hayvanımızın doğum esnasında ayaklarını kırdık, annesinin de ölümüne yol açtık. Bütün bunlara sebep olan şeyler neydi? Biz nerede hata yaptık? Profesör evet. Doktor Armağan hocama sorarak öğrenmeye çalışacağız. Hocam öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Sizler de hoş geldiniz. Sağ olun. Erzurum'a, hastanemize. Üniversitenizi çok beğendik hocam. İnanın ben 18 yıldır hayvancılık yapıyorum. Sahadayım. Son 5 yıldır da televizyon programı çekiyorum. Gitmediğimiz çiftlik kalmadı gibi. Ama bir hayvan hastanesinde program çekme fikri Armağan Hayırlı hocamdan gelince bunu yapalım dedi. Çünkü böyle çok bir hizmet güzel. Var ve bunun tanıtılması gerekiyor. Kesinlikle. Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nde Veteriner Fakültesi'nin yaptığı bu olağanüstü çabanın hem aday öğrenciler tarafından hem de bölge yetiştiricisi tarafından bilinmesi gerekiyor. Tamamen üst standartlarda bir donanım gördüm ben burada. Ve yetiştiricilerimiz açısından da çok büyük bir avantaj. Hocam bu kolay doğum, zor doğum meselesi, hayvanın işte ayaklarının kırılması, yaklaşan doğum sezonu, izleyicilerimize ve bölge yetiştiricisine önerileriniz, tavsiyeleriniz neler? Öncelikle şunu söyleyeyim, düvelerde sperma seçiminde çok dikkatli olmalılar. Güç doğum oranının düşük olduğu bir boğanın spermasıyla tohumlanırsa doğal olarak güç doğum rastlantısı azalacak. Bunun dışında ilk doğum sancıları başladıktan sonra 8 saat beklemelerini, baş suyu geldikten sonra da 2 saat beklemelerini öneriyoruz. Eğer bu süre zarfında doğum gerçekleşmiyorsa bu bir güç doğumdur. Yardıma ihtiyacı vardır. Ama yardımın da ilk önce hayvan sahibi belki kendisi bakabilir ama bilinçli bir veteriner hekim hatta tarafından yapılması, yetiştirici diyemeyeceğim onu söyleyecektim ama veteriner hekim tarafından yaptırılması gerekiyor. 282 gün gibi bir süreç bekliyor hayvan sahibi. Maalesef 15-20 dakikada buzağısını kaybediyor. Belki anneyi de kaybediyor. Yıllardır bu coğrafyada çalışıyoruz. Yanlışlar neler? Hayvanın pozisyonunun normal olup olmadığına bakmadan ayaklarına ipler bağlanıyor, traktörle, minibüsle çekilen hayvanlar gördük. Bunun dışında alt çeneye ip bağlanıyor. Bu naylon ip çeneyi kesiyor. Kesildikten sonra zaten o buzağının beslenmesi, yaşaması mümkün değil. Az önceki olguyu söylediniz. Evet, bu çekme sırasında çok fazla güç uygulanıyor. 4 insan gücünden fazla güç uygulanmamalı. Doğuma yardım sırasında veya doğum krikoları bazı yetiştiricilerimizde var. Bunlar kullanılmalı ama maalesef bilinçsiz davranıyoruz ve bundan sonra da zorla çekip çıkarma sırasında hem buzağıyı kaybediyoruz hem de anneyi kaybediyoruz. Az önceki anneyi söylediniz. Evet, hipokalsemi gelişmiş. Belki onun tedavisi olacak ama damarlarda yırtılmaya neden olup buna bağlı, şoka bağlı kayıplar şekillenebilir veya leğen kemiğinin ayrılması sonucu felç ve zorunlu kesim gerçekleşecek. Bu nedenle biz yetiştiricilerimize sabırlı olmalarını, bir güç doğum şekillenmişse de mutlaka bir veteriner hekimden yardım almalarını öneriyoruz. Az önce sperma seçimi dediniz ama sperma seçimini vatandaşın yapması mümkün değil. Burada veteriner hekimlere de aslında bir vazife düşüyor galiba. Şimdi yetiştirici istiyor ki benim buzağım büyük çıksın. Evet. Komşunun buzağısı 60 kilo doğmuş, bizimki böyle efendim kedi gibi çıktı gibi şikayetler var.
veteriner hekimin bunu galiba yetiştiriciye anlatabilmesi gerekiyor. Yani yetiştirici evet. istedi diye o spermayı taşıyamayacak bir hayvana atmaması gerekiyor. Evet, kesinlikle burada iğneyi kendimize batırırsak bize de görev düşüyor. Ama şunu da ileteyim. 2010 yılına kadar Erzurum'da suni tohumlama yok denecek kadar azdı. Bir projeyle 5 yıl içerisinde yetiştiriciye suni tohumlamanın yararları anlatılmaya çalışıldı. Bundan sonra suni tohumlama yapıldı. Ve tabii ki veteriner hekimler bu konuda yetiştiriciye de açık olmalılar. İletmeliler güç doğum rastlantısının az olacağı spermi. Özellikle çatısı küçük olan hayvanlar veya düveler için böyle sperma kullanılmalı. Hemen ilk gebelikte çok iyi bir yavru elde edilmemeli. Gerek de yok çünkü anneyi de yavruyu da kaybedebilirsiniz. O konuda da veteriner hekimler öneride bulunup hayvan sahibi de bu öneriye uymalı diye düşünüyorum. Evet, burada anlaşamadıkları yer galiba şu. Hemen düveden ilk yavrusunda kocaman bir buzağı elde etmek bence yanlış bir yaklaşım. Bunun doğru anlatılması gerekiyor. Küçük evet. doğan buzağlar da zaten hocam 3 aylık bakım süresinin sonrasında eşit boyutlara gelebiliyorlar. Kesinlikle. Yani ilk doğuşunda büyük olmasının çok da büyük bir cazibesi yok. Evet. Peki hocam, özellikle bu bölgelerde Brosella hastalığının yaygın olduğunu duymaya başladık. İşte gerek boğa kullanımı, boğaların test yapılmaması, boğaların evet. üst üste 2 yıl, 3 yıl kullanılması gibi problemlerle Brosella hastalığının yayıldığını, ciddi ekonomik kayıplara, işletme zararlarına, kapatılmasına kadar giden süreçlere yol açtığını biliyoruz. Bu konuyla alakalı neler söylemek istersiniz? Hayvan sahipleri bu konuya nasıl dikkat etmeliler? Öncelikle dışarıdan hayvan alırken bunların testlerinin yapılmış olması lazım. Ki Erzurum'un bir avantajı var. Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü var bu konuda. Hayvan sahibi eğer gidip müracaat ederse ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü kan alarak bu hayvanlardan gerekli testleri yaptırabiliyor. Hocam, ilçe müdürlüğüne gittiği zaman işlemlerin resmi yürümesi söz konusu. Orada bir resmi yürümede eğer bir pozitif hayvan çıkarsa adamın işletmesinin mühürlenmesi ve belli proseslerle takibinin gerektiği için işletme sahibi bu yaklaşıma sıcak bakmıyor. Şunu önerebilir miyiz? Dışarıdan bir boğa adayı almak zorundaysa, fiziki evet. şartlar suni tohumlamaya müsaade etmiyorsa, evet. en azından aldığı boğayı sizin imkanlarınızda test etme şansı var mı? Tabii ki bu testi yapabilir. Bizim de laboratuvarlarımız bunun için uygun ve akredite olacak yakında. Bu çalışmaları dekanlığımız yürütüyor. Çok daha iyi bir sonuç verebileceğiz, resmi olacak. Biz de yardımcı olabiliriz. Bu boğa alınırken mutlaka test edilmesi gerekiyor. Dağlık köylerde de zaten boğa kullanılmak zorunda. Suni tohumlama hemen fiziken hemen mümkün gitmiyor. Değil. Evet. evet. Peki boğaların her yıl aynı boğanın kullanılması da bu riski arttırıyor diyebilir miyiz hocam? Tabii ki. Çünkü ineklerdeki olayı da bilmiyoruz. Köyde kullanılıyor doğal olarak. Boğa ineklerin tümüyle köydeki çiftleşiyor ve bir taşıyıcı oluyor. Buna bağlı olarak ineklerin de bir elden geçirilmesine yarar var. Peki nasıl bir bulguyla karşılaşırlarsa size müracaat etsinler hocam? Mesela Brosella ciddi bir problem. Kimle konuşsam bundan dert yanıyor. Evet. Şimdi hayvanlar adına genelde biliyoruz 7. ay civarında yavru atıyor. Böyle bir şeyle karşılaştıklarında yavruyu da alıp bize veya enstitüye götürebilirler. Bunun dışında kendileriyle ilgili, çünkü yaygın, özellikle akşamları çıkan dalgalı bir ateş, çıkıp inen dalgalı ateş, ondan sonra el ve ayak bileklerinden başlayan eklem ağrıları, eklem şişkinlikleri, eklem şişlikleri böyle bir şeyle karşılaştıklarında birinci emmare 7. ayda yavru atıyorsa yüksek ihtimalle bu hastalıktan şüphelenebiliriz. Hemen evet. alıp getirmemiz lazım. Yani bunu normal bir atık olarak görmememiz lazım. Hemen getirmemiz lazım. Evet. Peki hocam, bir de yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi. Az önce biraz söylediniz ama ben onun tam pekişmesini istiyorum. Yetiştiriciler olarak bizler söylediniz 280 gün hayvanı bekliyoruz. Ya acaba biraz gecikirsek içeride ölecek korkusu var ya bizde. Bir an evvel şunu tutup çıkaralım. İşte evet. o ne zaman müdahale edeceğimiz noktasını tam belirleyemiyoruz hocam. Ne evet. yapmamız lazım? Şimdi göbek kordonu kopmadığı sürece yavrunun solunumu devam ediyor. Acele etmemizin anlamı yok. Az önce de söyledim. Zaten baş suyu dediğimiz kese patladı, patlayıp kese boşaldıktan sonra 2 saat içerisinde doğum gerçekleşmiyorsa bu yardıma ihtiyacı olan bir doğumdur.
bir güç doğumdur. Mutlaka yardım gerekiyor. Peki pozisyonunun doğru olup olmadığını anlayabilmesi için bir yetiştirici neler yapabilir? Ters doğum mu var? Hayvan kafasını doğru pozisyonda çıkaramadığını falan anlayabilmesi için bir şeyler yapması gerekir mi? Yoksa yine bir teknik destek alması mecburiyeti mi var? Şöyle bir şey söyleyelim. Uzunluğuna önden geliyorsa baş hemen ayakların 15 santimetre gerisinde olması lazım. Yani yüzücü gibi böyle. Evet, yüzücü gibi. Eğer başa bu şekilde ulaşamıyorsa yetiştirici baş bükülüdür. Kesinlikle ayaklara bir ip veya zincir takılarak çekilmemeli. Aksi takdirde bu çok daha kötü sonuçlara neden olur. Zaten uzunluğuna arkadan geliyorsa, yetiştirici kuyruğu hissediyorsa iki ayak olacak. İki ayak yoksa bu da bir güç doğum nedeni. Yani yetiştiricinin evinde bir tane rektal eldiveni olmalı diyorsunuz. Adam gerektiğinde, yani veteriner hekimin gelinceye kadarki süre içerisinde ya da gelmeli mi? Bu doğum kendi kendine olur mu? Ben bu doğumu küçük bir müdahaleyle doğurtabilir miyim? Hayvanım doğuramıyor. Acaba bir ters gelme sorunu var mı diye kontrol etmeli mi? Edebilir çünkü çok uzak köyler var. Veteriner evet. Hekimin doğal olarak ulaşımının oldukça zaman aldığı buralarda edebilir. Ama müdahaleyi veteriner hekime bırakmasında yarar var diye İnsan düşünüyorum. İnsan müdahalesinin hepsi kötü zaten hocam. Yani bir şekilde evet. Bir enfeksiyonu içeriye vermiş oluyor. Evet. Mümkün olduğu kadar uzak dursun ama çaresiz kaldığında en azından hekime, gelen hekime bilgi verebilmesi için bazı evet. Öngörülere sahip olması gerekiyor. Evinde bir ateş ölçer cihazın olması tabii. Gerekiyor. Hayvanın durumunu doğru ifade etmesi gerekiyor. Evet. Ve pozisyonuyla alakalı da diyorsunuz çok mecbur kalmadığı sürece hayvana dokunmasın, müdahale evet. Etmesin. Ve bizim en çok rastladığımız şeyler naylon ip kullanıyor yetiştirici. Muhakkak ipek ip evet. Kullanımı. Ve bu ipler maalesef antiseptik görmeden bir doğum bitiyor, ahırın bir köşesine asılmış gidiyoruz. Kurumuş bir halde naylon ip zımpara gibi bir hal almış oluyor. Bu iplerin de kullanılmaması lazım. Özellikle bu iş için tasarlanmış doğum ipi olmalı. Evet. En azından sterilli bir suyun içinde beklemeli diyorsunuz. Evet. Ya da evet. Yıldan yıla kullanılıyorsa bir sterilli suyun içerisine koyup 5-10 dakika beklettikten sonra kullanıma hazır hale gelmesi evet. Gerekir diyorsunuz. Evet. Doğru mu anladım? Kesinlikle. Hocam? Bir de çeneye ip atılmamasını özellikle tekrar söylüyorum. Doğdu hocam, doğum sonrası. Mesela ülkedeki buzağların kaderi ne hikmetse gübrenin içine doğmak kaderi. Evet. Yani biz o kadar 280 gün bekleyip tanesi 4-5 bin lira eden bir buzağı neden gübrenin içine doğurtuyoruz? Yani yetiştiricimiz bunu rahatlıkla yapabilir aslında. Bir doğumhane, bol altlıklı bir yer yapabilir. Hayvanın doğum zamanının yaklaştığını zaten kendisi biliyor. Bunu özel bir bölmeye almalı. Çok haklısınız. Çünkü doğacak yavru ona çok büyük getirileri olacak bir yavru. Kaybetmemesi adına böyle bir uygulamayı yapması gerekiyor. Kesinlikle ayrı bir bölme, bol altlıklı bunu öneriyoruz. Yavru doğduktan sonra ilk dikkat edecekleri şey solunum. Bir dakika içerisinde solunumun başlaması gerekiyor. Solunuma dikkat etsinler. Özellikle gecikmiş doğumlarda burun delikleri ve ağız boşluğundaki yavru zarı parçaları, yavru suyu artıkları bunları temizlemeye çalışsınlar. Buzağımız doğdu hocam. Evet. Hemen arka ayaklarından asmak gibi bir alışkanlığımız var. Bunun bir standardı var mı? Limiti var mı? Yani böyle idamlık adam gibi oradan aşağı asılı saatlerce durmalı mı? Asmalı mıyız? Asmaktaki amacımız, bu işin esprisi ne? Annenin yani rahminden parçaların veya suyun yavrunun ciğerine kaçması olasılığı nedir? Neden kaçar? Biz bu asmayla bunu çıkarabilir miyiz? Ne kadarını çıkarırız? Hayvanın ilk solunuma başlaması bizim için yeterli mi? Evet. Özellikle geç kalınmış bir doğumsa, bir güç doğumsa yavru sıvıları yutabiliyor. Bunu boşaltmak için asma işlemi uygulanabilir. Fakat bunun çok uzun süreli olmaması lazım. 5-10 saniyelik bir şey yeterli. Ondan sonra buzağı yatırıp az önce söylediğim gibi ağız boşluğu ve burun deliklerindeki yavru zarı parçaları ve suların boşaltılması, sonra da kaburgaların üstünde kaburgaların ters yönü başa doğru masaj yapılmasını öneriyoruz solunum için. Çok fazla dediğim gibi sallamamamız gerekiyor. Peki az önce anlattık, hayvan kuru bir bölgeye getirildi, doğumu yakın olan hayvan. Altına belli miktarda altlık konuldu. Hayvan doğum yapacak. Biz görmeden hayvan oraya doğum yapmış. Biz görmeden doğan hayvana nasıl bir müdahale yapmamız lazım sterilizasyon açısından? Bizim doğurttuğumuz hayvanı
nereye koymamız lazım? Annesinin yanında durmasını mı daha çok öneriyorsunuz? Yoksa farklı bir bölmede bizim kontrolümüzde ağız sütü, bizim miktarını bizim belirlediğimiz bir ağız sütüyle beslenmesi, farklı bir sterilizasyon prosesinin uygulanması mı sizin için daha önemli hocam? Şöyle ki, öncelikle göbek bakımını öneriyoruz. Zaten siz gittiğinizde kendi doğmuşsa buzağı, göbek kopmuş durumda. Göbeğin biz bağlanmasını önermiyoruz, kanama yoksa. Ancak göbeği açarak bunun içerisine iyotlu bir dezenfektan dökerek ağırlıklı tentriyot kullanıyor. Kaç gün yapsınlar hocam bunu? Valla tentriyotu çok fazla önermiyoruz. Bunun yerine iyotlu antiseptikler çok daha iyi. Çünkü tentriyot nekroza yol açabiliyor. Bunu 2 gün yapsalar yeterli olur. Bunun dışında zaten solunuma başlamıştır bu hayvan. İlk ağız sütünü annesinden alabilir. Annesi zaten yalayacak, kurutacak ve solunumu uyaracak. Annesinin memeleri temiz olmak kaydıyla. Tabii ki. Öncelikle buna dikkat etmek anneler gerekiyor. Anneler dış günün içinde yatıyor hocam. Memeler çok kirli. Sonra evet. Diyoruz buzağı ishal oldu. Nereden geldi? Maalesef ki sağım sırasında bile memelerin çok iyi yıkanmadığını görüyoruz. Bugün her ahırda su var ama nedense biz yıkamadan kaçınıyoruz. Mutlaka memeleri temiz tutmamız lazım. Özellikle buzağının ağız sütü emdiği dönem için, yani ilk emme dönemi için memelerin temiz olma evet. Şartı var. Ondan sonra ilk emmeden sonra buzağı varsa ağırımızda buzağı bölmeleri buraya almamız ve biberonlarla beslememiz iyi olur. Çünkü tükettiği ağız sütü miktarında kontrol etmemizde yarar var. Genelde çiftliklerde bu metodu uygulayabiliyoruz ama hocam işte Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan bu bölgelerde inek buzağı işletmelerinde zaten annelerin süt verimlerinin düşük olduğu bir dönemde ve bir yerde bir hayvan grubunda yavruyu ayırmamızın bir şeyi var mı? Esprisi var mı? Yavruyu ayırmasak da zaten hayvan ürettiği süt miktarı belli. Fazladan süt içemeyeceği de belli. Yavrunun altında durmasının bir sakıncası var mı? Yani yerli bir hayvansa veya süt verimi düşükse olabilir. Annesinin yanında kalabilir. Ama melez veya kültür ırkıysa ayırmamızda yine de yarar var. Tabii izleyicimiz burada bir ikileme düşmesin istiyorum. Yani buradaki esas önemli olan şey şu. Melez yahut kültür ırkıysa fazladan süt üretiyorsa evet. Buzağının fazla süt içerek ishal olması söz konusu bir durum varsa evet. Bunun insan müdahalesiyle verilmesi ama evet. Yerli ırksa verdiği süt miktarı sınırlıysa buzağının istese de fazla süt içemeyeceği bir hayvan grubunda çalışıyorsak annesiyle kalması iyidir. Böyle mi anlamalıyım? Evet. Bu en iyisi olur. Yani özellikle yerli bir hayvansa annesiyle kalabilir. Çünkü zaten buzağıyı doyuracak kadar süt veriyor. Yani ben şunu anladım. Kuru gürültüye laf olsun diye buzağlar ölmesin demekle buzağların ölümünü engelleyemiyoruz. Evet. Kuru dönemdeyken anneye yapılan aşılar, rotakorona aşıları, onların zamanında yapılması, yavru doğduktan sonra septiserumunun yapılması, göbek kordonunun bağlanması, doğum esnasındaki yaptığımız yanlış müdahaleler. Bunların tamamını çözmeden bizim buzağı ölümünü önlememiz mümkün mü hocam? Kesinlikle değil. Bu bir puzzle aslında. Hepsinin bir araya gelip bütünü oluşturması lazım. Öncelikle bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ki sırf buzağıya değil biz doğum sırasında anneye de zarar veriyoruz. Az önce söylediğiniz doğru dürüst kollarımızı yıkamadan müdahale ediyoruz. Enfekte ediyoruz. Veya çekme işlemi sırasında bilinçli davranmıyoruz. Annenin doğum kanalında yırtıklara neden oluyoruz. Bu da sonrasında gebe kalmasını zorlaştırıyor. Sonra diyoruz ki süt vermedi. Evet. Hayvan nasıl süt verecek? Evet, kesinlikle. Ve doğum sonrası o yırtıkların enfeksiyon kapması süt verimini düşürüyor. Tekrar gebe kalma süresini çok uzatıyor. Evet. Ciddi ekonomik kayıplar, süt kaybı, annenin kaybolması, doğum organının tahribat olması. Kıymetli izleyicilerim, yani iş öyle dışarıdan bakıldığı gibi çok basit olmadığını gördük. Aslında hocam şunu diyor, biz buraya bir hastane kurduk, hastası olan getirsin ama diyor, keşke bu hasta da buraya gelmese. Evet. Keşke evet. Doğum esnasında hayvanların ayakları kırılmasa da buraya gelmese. Tabii buraya gelmesinin de bir faydası var, az önce de bahsettim. Burada fakültede eğitim gören arkadaşların bu müdahale yöntemlerini çağın gerektirdiği en üst seviyedeki teknolojiyi, ilmi, fenni kullanarak bunları tedavi edebilmenin şekillerini görmüş oluyorlar, öğrenmiş oluyorlar. Bence en büyük fırsat bu hocam. Evet. Elimizdeki en büyük nimet bu. Geriye kalan ne var derseniz, ya şu hayvanları iyileştirdik tamam Allah razı olsun, elinize sağlık. Ama evet. Elimizdeki öğrencilerin
bu işi dört dörtlük öğrenmiş olmasının daha üstünde bir kazanç yok. Kesinlikle, kesinlikle. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Ben de teşekkür aldığınız ediyorum. Aldığınız bilgilerden çok mutlu olduk. Teşekkürler, sağ olun. Hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, tekrar teşekkür ederim Erzurum'a. Programımız devam ediyor kıymetli izleyicilerim. Bir yere ayrılmıyorsunuz. Hayvancılık Rehberi programımız tüm hızı ve ihtişamıyla bilgi bombardımanıyla devam ediyor. Kıymetli izleyicilerim, Erzurum Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesini ziyaret etmek için gelmiştik. Tabii çok etkilendik üniversitenin altyapısından, veteriner fakültesinde yapılan yeniliklerden, hayvan hastanesinden. Sayın dekanımızla yaptığımız röportajı da yayınladık. Fakat bu işlerin arkasında kim var? Bu işlerin gerçek mimarı kimdir? Üniversitemizde yapılan yeniliklerin mimarı olarak üniversitemizin rektörü Ömer Çomaklı Beyefendi'yi gördük. Profesör Doktor Ömer Çomaklı Bey şimdi program konuğumuz. Kendisine mikrofonu uzatacağız. Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi tabii ki çok uzun yıllar geçmiş olan bir fakülte ama şu son 2 yıl içerisinde yapılan yeniliklerin üniversiteye kattığı artı değerlerden bahsetmesini ve üniversitenin genel yapısından bahsetmesini isteyeceğiz. Dolayısıyla biz de Atatürk Üniversitesi'ni, bu köklü üniversiteyi daha yakından tanıma fırsatı bulacağız. Hocam programımıza hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz Erzurum'a, fakültemize, üniversitemize. Bana böyle bir imkan verdiğiniz teşekkür ediyorum sizlere. Tabii bu gördüğünüz başarılar bir ekip işi, bir takım işi. Tek başına benim yaptığım bir iş değil. Arkadaşlarımızla yani işte Veteriner Fakültesi'nde Dekan Bey ve ekibiyle, üniversitede de tüm arkadaşlarımla bunu yapıyoruz. Ben kısaca isterseniz üniversitemizle ilgili kısa bir tanıtım yapmak istiyorum. Atatürk Üniversitesi gerçekten Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden birisi. Üniversitemizin bünyesinde 23 fakültemiz var, 12 meslek okulumuz var, 1 konservatuvarımız, 1 yabancı yüksek okulumuz ve 36 araştırma merkezi olan 2650 akademisyeni, 10.000'e yakın çalışanıyla 410.000 civarında ki bunun 80.000'i örgün, geri kalan açık öğretim üzerinden eğitim görüyor. Öğrencisi olan büyük bir dev yapı, çok büyük bütçelerle yönetildi bir yapı. Biz de göreve geldiğimiz günden beri bu büyük bir yapıyı nasıl daha dünya üniversitesi olma yolunda nasıl bu üniversiteyi yeniden yapılandırırız, yeniden bu üniversiteyi dönüştürürüz diye bir çalışmaya başladık. 2 yıldan daha fazla bir süre oldu arkadaşlarımla. Bu çerçevede biz de Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Dönüşüm ve Tasarım Projesi çerçevesinde üniversitemizdeki gördüğünüz, fakültede gördüğünüz bu dönüşümleri, bu değişimi arkadaşlarla birlikte yapmaya çalışıyoruz. Profesyonel kadrosuyla işletmelerin devamlılığını ve sürdürülebilirliğini sağlayacak bir altyapının ve kadronun mevcut olduğunu gördüm. Hayvan Hastanesi'nin çalışması zaten tümüyle beni çok etkiledi. Evet. İlginç bir proje. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu anlamda daha farklı neler yapılabilir? Öğrencilerimizin bu fakülteyi tercih etmesi için neler söyleyebilirsiniz? Şimdi üniversitelerin temel görevlerine baktığımız zaman üniversitelerin temel görevleri ne biz 3 ana başlıkta tanımlıyoruz. Bir, üniversitelerin birinci görevi eğitim. Eğitim yapmaları. Bir başka görevleri üniversitelerin araştırma geliştirme, bilime katkıları. Bir üçüncü görevle topluma katkı. Aslında üçüncü nesil de buradan geliyor. Gerçi biz artık yeni nesil kavramı kullandık. Bu anlamda Armağan hocam gibi, saygıdeğer hocam gibi fakültede çok değerli hocalarımız topluma bilginin aktarılması konusunda, toplumla olan katkı konusunda ciddi yoğun çalışmalar yapıyorlar. Biz üniversite olarak şunu önemsiyoruz. Yani sizin büyük ve güçlü üniversite olmanızın en önemli göstergesi ortaya çıkan ürettiğiniz bilginin topluma ne kadar faydalı olduğu. Bu da hocalarımızın toplumla olan diyaloğu, toplumla olan işbirliği, üniversite hocalarımızın sahada yaptıkları danışmanlıklar bu anlamda. Yani veteriner fakültesi bu anlamda üniversitemizde önlerde geliyor. Biz tabii Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi gerçekten şu anda gördüğünüz gibi teknolojik altyapısı olarak akademik kadro bakımından olsun Türkiye'nin ve bünyesinde bulundurduğu 7/24 açık ve hemen hemen hiçbir eksiği olmayan teknolojik altyapısıyla Türkiye'nin en iyi veteriner fakültelerinden birisi. Bir defa bizi dinleyen, bizi izleyen genç kardeşlerimize tabii Doğu Anadolu bölgesi bir de tarım hayvancılık bölgesi. Dolayısıyla uygulama alanlarında yoğun olduğu bölge çocuklarımızın böyle teknolojik bir altyapıya, akademik altyapıya sahip bir fakülteyi tercih etmelerini tavsiye ederim. Biz bu anlamda göreve geldiğimiz günden beri üniversite ile toplumu nasıl buluştururuz?
Biz tabii çok büyük üniversite olduğumuz için sadece bizim veteriner fakültemiz yok. Bizim ziraat fakültemiz Türkiye'nin en köklü fakültesi. Bizim diğer sosyal bilimlerimiz yine öyle, sağlık yine öyle. Biz bu manada üniversite hocalarımızı çiftçiyle, hayvancılık yapan işletmelerle, köylüyle, toplumla nasıl bu konuda çok yoğun bir gayret içerisindeyiz. İnşallah bunu daha yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Geçen yılki belki doğumların olduğu sene başında ilimizdeki 4 ilçeye ziyaretlerimiz oldu. Bu ziyaretlerimizde malum buzağı ölümleri ciddi anlamda ekonomik kayba. Bu manadaki oradaki çiftçilerimizin ve muhtarlarımızı bilgilendirmek suretiyle ciddi bir hasta sayımızın arttığını gördük inşallah. Şehrimizde bulunan Doğu Anadolu projesi DAP Başkanlığı ve Kalkınma Bakanlığı'na bağlı DAP Başkanlığı'nın desteğiyle inşallah önümüzdeki yıl özellikle bölgemizdeki hayvan sağlığı açısından hizmetlere daha yoğun bir önem vereceğiz. Hatta bu arada yine TANAP desteğiyle üniversitemizin veteriner fakültemizin bünyesinde şu anda imalatı bitmiş olan gezici hayvan hastanemiz, mobil hayvan hastanemiz de bitti. İnşallah ilk etapta Aşkale Horasan bölgesindeki buradaki köyleri ve hayvancılık yapan tesisleri inşallah hizmet vereceğiz. Daha sonraki yıllarda bu bölgenin tümüne inşallah hizmet vermeye çalışacağız. Yani biz Atatürk Üniversitesi olarak sadece eğitim yapan, kapılarını topluma kapamış, toplumla diyalog olmayan bir üniversite değil, toplumun her kesimiyle biz diyelim ki veteriner fakültemiz gibi gerçekten önemli bizim toplumla diyalogumuzu kurmakta, topluma hizmet aktarımı kurmakta önemli fakültelerimizle birlikte toplumun her kesimiyle bir şekilde etkileşime geçip üniversitedeki üretilen bilginin toplumun hizmetine, insanlığın hizmetine aktarmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Tabii sadece biz veteriner fakültesi özelinde değil, ziraat fakültemizle birlikte işte sağlık bilimleri şu anda Türkiye'nin en köklü insan hastanemiz var, araştırma hastanemiz var. Burada 1550 yataklı organ naklimiz, kemik ilik merkezimiz gibi Türk bebekte Türkiye ortalaması üzerindeyiz. Önemli merkezlerin olduğu bir merkezde topluma bu anlamda yani üniversitemizin bünyesinde bulunan işte mühendis fakültemiz var şu anda köklü fakültemiz oradan teknolojik işbirlikleriyle. Bakın mesela biz bu bölgede İlk defa üniversite hocasıyla sanayici, işletmeci bir araya gelmez diyorlardı. Biz 100 işletmeciyle 100 üniversite hocasını masaya oturtturduk ve bunların ortak proje yapıp bilginin topluma, sanayiye, işletmelere yansıması konusunda, aktarılması konusunda garipsiniz. Bakın bizim şöyle bir söylemimiz var. Ben diyorum ki benim için en değerli hoca bilgisini topluma kanunlar çerçevesinde satan hoca. Ben bunları önemsiyorum, bunları teşvik ediyoruz. Bütün derdimiz bu devletimizin bu kadar kaynak verdiği bir kurumun ve büyük, bağımsız, güçlü ülke olma yolunda ülkemize nasıl daha fazla katkı veririz şeklindeki çalışmalarımızı motive ediyoruz. Biz bu çalışmalarımızı da şu anda 8 aydır devam ettiğimiz 14 aylık bir proje çerçevesinde Atatürk Üniversitesi Dönüşüm ve Tasarım Yeni Nesil Dönüşüm Projesi çerçevesinde yapmaya çalışıyoruz. Akademisyenlerimizle toplumu, bilgiyle toplumu, toplum dediğim tabii genel sanayicisi, işletmecisi onu kastediyorum. Nasıl daha yakın buluştururuz? Aradaki bu korku duvarlarını, bu çekingenlikleri nasıl kaldırmamız konusunda elimizden gelen tüm gayretleri ekibimle, üst yönetimimle, dekanlarımızla, bütün arkadaşlarımızla yoğun bir gayret içerisindeyiz. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü, bağımsız bir ülke olması için üniversiteler burada önemli birer oyuncu olduğuna inanıyoruz biz. Kıymetli hocam, açıkçası bu beyanınızdan ben çok etkilendim. İnşallah bu anlayışın Türkiye'deki bütün üniversitelerimize ve onların yönetiminde bulunan hocalarımıza da bir örnek teşkil etmesini temenni ediyorum. Sahadayım, 18 yıldır ben hayvancıyım. Son 5 yıldır da TV programcılığı yapıyorum. Evet. Anadolu'daki yetiştiricinin en büyük şikayeti şuydu. Yetişen veteriner hekimlerin yeterli donanıma sahip olmamaları, hayvana ve bitkiye dokunmadan mezun olmalarının getirdiği sıkıntılardan bize hep dertleniyorlardı. Evet. Ayrıca üniversitelerin az önce anlattığınız gibi korku duvarlarıyla örülü, evet, büyük devasa devlet binaları ulaşılmaz, erişilmez, fikir alınmaz binalar, yapılar olduğu idi. Yani bu anlayışın
son 2-3 yıl içerisinde bir değişime uğramış olması bence çok geç kalınmış. Ama sizin bu İnşallah. Yaptığınız çıkışın İnşallah. Bir örnek olmasını İnşallah. Temenni ediyorum. İnşallah. İnşallah. Ayrıca şunu da gördüm, onu da bahsetmeden geçemeyeceğim. Türkiye'de birçok noktada yeni veteriner fakülteleri açılıyor. Ama veteriner fakültesi açmak galiba diğer fakülteleri açmak kadar kolay değil. Değil tabii. Şu an gördüğüm, yani matematiksel olarak baktığımda en az 30 milyonla 50 milyon lira arasında bir yatırıma ihtiyaç var. Bir fakülteyi tam teşekküllü kurmak Kesinlikle. İçin. Laboratuvarı, uygulama çiftlikleri. Aynen öyle. Kendi sahası içerisinde uygulama çiftliklerinin olduğu çok tabii. az sayıda fakülte tabii, var. Tabii. Yani bu anlamdaki düşüncenizi de merak ediyorum. Bu kadar çok fakülte açılmalı mı? Yoksa var olan güçlü ve deneyimli, tecrübeli fakültelerin yapılarının ve öğrenci alım kapasitelerinin mi genişletilmesi lazım? Ya tabii bu çok önemli bir şey. Yani bizim mezunlarımızın, biz bunları Ziraat Fakültesi'nde de görüyoruz. Çocuklarımız mezun oluyorlar. Alana indikleri zaman ciddi anlamda uygulama ve tecrübe eksiklikleri oluyor tabii. Bu önemli. Yani özellikle veteriner fakültesi öğrencilerimiz olsun, tıp fakültesi çocuklar. Yani bu tip uygulama, yani canlıyla temas halinde olan birimlerimizdeki öğrencilerimizin tabi uygulama bakımından yetişmeleri lazım. Haklısınız, yani böyle bir dört başı mamül bir fakültenin oluşması için de ciddi kaynaklar lazım. Ülkemizin de malum gerçekten hele hele bugünlerde çok fazla tasarrufa ve kaynakların optimum kullanma ihtiyacı var. İnanıyorum ki ben bu anlamda yöneticilerimizin, üst yöneticilerimizin buna daha çok bundan sonra herhalde özen göstereceklerdir. Haklısınız, yani bir de bu çocukları heba etmemek lazım. Çocuklar 4 yıl, 5 yıl eğitim almak için, bir okul okumak için geliyorlar buralara. Bunlara zaten bizim birinci görevimiz bu çocukları alanlarında en iyi yetiştirmek olmalı. Bizim üniversitenin 3 temel görevinden eğitim görevi birinci görevimizdi bizim. Bunu yapmamız için hem akademik kadro bakımından güçlü olmanız lazım, bir o kadar da teknolojik ve laboratuvar bakımından da güçlü olmanız lazım. Özellikle veteriner fakültemizin tabii ki hayvan hastanesi burada olmaz olmazı. Hayvan hastanesi çok kolay kurulamayacağı için buna inşallah daha fazla i̇nşallah. Özen Hocam, gösterirler. Bir istirhamım olacak sizden söyleşimizi bitirmeden önce. Ben Avrupa'daki birçok fuarı takip etme fırsatı buluyorum. Evet. Fransa'daki, Almanya'daki, Hannover'deki fuarları. Orada program yaparken özellikle şu istirhamda bulunuyorum. Damızlık Sığır Yetişicileri Birliği Başkanları, Süt Üreticileri, Et Üretici Birlikleri Başkanları evet. bir şekilde bütçelendirmek suretiyle örnek çiftçileri ve örnek işletme sahiplerini fuarlara ücretsiz götürmesini istiyorum. Tamam. Şimdi üniversiteye geldim, şunu gördüm. Yurt dışı tecrübesi olmayan, dışarıdaki havayı teneffüs etmeyen bir öğrencinin de bakış açısının sınırlı ve kısıtlı olacağını düşünüyorum. Fakültene, özellikle veteriner fakültesine ciddi bütçeler aktarılmış. Bunları gördüm. Bir küçük kaynak da temin edilip özellikle başarılı öğrencilerimiz yurt dışındaki organizasyonlara götürülse, Hannover'deki mesela bir hayvancılık ve tarım fuarına, İtalya'daki EYMA fuarına, Fransa'daki fuara yılda bir, iki yılda bir başarılı öğrencileri hem motive etmek hem de onların bu dışarı havasını soluması anlamında hep şu soruyu soruyorum. Bizim yetiştirdiğimiz hekimler evet. Avrupa'da hekimlik yapabilir mi? Tabii tabii. Bunu yakalayabilmemiz için yapabilirler. Bunun için bir bütçe ayırmanızı sizden istirham ediyorum. Şimdi zaten devletimizin bu konuda ayırdığı bütçe var. Üniversitelerin bünyesinde dışişleri koordinatörlük birimimiz var. Bu koordinatörlük üzerinden çeşitli ajanslardan aldığımız çeşitli projelerle öğrenci hareketliliği var. Yani bizim öğrencilerimiz belli periyotlarda, uygun şartlarda, çeşitli ülkelerde bu şekilde hareketlilik sayesinde tecrübe kazanıyorlar. Aslında bu var. Bir fuar organizasyonu hocam. Tabii. Benim bahsettiğim. Mesela fuar organizasyonuna evet götürülebilir. Yani onlar mümkündür. Hocalarıyla birlikte belki ortak bir proje çerçevesinde evet. olabilir. Bu kesinlikle olması lazım. Ama zaten öğrencilerimizin genel anlamda uluslararası hareketlilik programları çerçevesinde öğrencilerimizi biz arzu edenler ve puanı belli bir noktada olan öğrencilerimizi gönderiyoruz ve göndereceğiz. Bunları duyuyorum hocam ama çok kısıtlı öğrenciler bunlar. Benim bahsettiğim bir organizasyon çatısı altında tabii, tabii. bir fuara toplu öğrencileri hocalarıyla birlikte olabilir, giderse olabilir, çok olabilir. Başarılı tabii. olacağını düşünüyorum. Valla biz iyi öğrenci yetiştirmek için, akademisyenlerimizden daha fazla topluma verim almak için, daha çok ülkemizin bilim ve teknolojisine katkı sağlamak için her türlü özveri, her türlü gayret hazırız, her türlü imkanı vermeye hazırız. Hocam çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizin ve ekip arkadaşlarınızı gönülden kutluyorum. Ben kıymetli izleyicilerim, Atatürk Üniversitesi'nden
Profesör Doktor Ömer Çomaklı Bey'le röportajımızı yaptık Sayın Rektörümüzle. Zaten Veteriner Fakültesi Dekanımızla ve yönetim kadrosundaki diğer hocalarımızla da çok güzel sunumlar ve projeler yaptık. İnşallah onları Hayvancılık Rehberi programında izleyeceksiniz. Hocamla da sözü aldık. Daha iyi öğrenci yetiştirmek, daha kaliteli eğitim ortamları oluşturmak, daha donanımlı fakülteler yapmak sözünü aldık. Artık üniversiteyle yetiştirici arasında bir duvar yok. Tamamen iç içeyiz. Aynen. Buyurun gelin problemlerinizi anlatın. Birlikte çözelim diye hocamdan kesinlikle, bu taahhüdü aldık. Çok teşekkür ediyoruz hocama. Ben de teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın kıymetli izleyiciler.